Mutlu günler değerli izleyenler. Programımıza hoş geldiniz. Sizlere sağlıklı bir gün diliyoruz. Her cuma olduğu gibi stüdyo konuğumuz çocuk sağlığı ve hastalıkları doçenti, çocuk onkoloji uzmanı, doçent doktor Sayın Kudret Çağlar oluyor. Ve bugün kendisiyle sizler için yine ergenlik yaşı ve sorunlarından bahsetmeye devam edeceğiz. Sizin de konuyla ilgili sormak istediğiniz sorular varsa telefonlarınızı veya SMS'lerinizi de bekliyoruz. Sayın Çağlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Seneyim o zaman. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Evet, ergenlik yaşı ve sorunlarıyla ilgili sohbetimize bugün artık nokta koyacağız sizinle. Evet. Bu konuyla ilgili son fikirlerinizi alacağız tabii bugün ki. Sizden. Önerileri aktarmaya çalışacağız. Evet. Peki öncelikle doğru iletişim kurmak için gençlerle ebeveynlerin yapması gerekenler nelerdir? Öncelikle Özlem Hanım geçen programımızda bir dönütü aktarayım size. Arabasında seyahat ederken programımız başlamış ama o seyahati bitmek zorunda olduğu bir döneme denk gelmiş. Ama biz daha bu programla ilgili gençleri konuşuyoruz. Tabii ben aileyi çok iyi tanıyorum çünkü her ailede çocuklar yarın genç olacak. Onların da o gençlik adımlarını atmak üzere tabii ki çocuklarım. Ve baba bana diyor ki durdum, bekledi, bitti diyor ve randevumu kaçırdım sayenizde diyor. O kadar ki ilgimi çekmişti. Evet. Şimdi aslında hepimiz biraz yanlış yapıyoruz. Yani bu bizim için de geçerli. Bizler de bu konuda iyi bir anne baba mıyız diye hep kendi kendime sorgularım. Çünkü iyilik kavramı farklı bir şeydir. Evet. Yani iyilik kavramı bizim onlara her şeylerini alıyor, onları memnun ediyor, onları ağlatmıyor ve onları üzmüyor olmak değildir iyi bir anne baba olmak. Çok ama bunun dengesini bulmak da çok zor. Şimdiki çağımızda tabii geçmiş günlerde siz de tahmin edersiniz ve bilirsiniz geçmiş günlerde hep kaş göz ile emreden anne babaların büyüttüğü çocuklar vardı. Yani oldukça sert ataerkil ailelerin getirdiği çocuklar. Dayağı bile gerek kalmayan bir bakışla aynen her şeyi öyle. Anlatılan. Hatta dayaklar aile. Da vardı. Şimdi tabii o dönemden bu döneme dönünce bizler ipin ucunu biraz kaçırdık gibi geliyor. İşte bu geçmiş dönemlerde yapılan güzel bir eğitim sırasında jenerasyonları konuşur iken işte baby boomer dedikleri bir işte bombaların çocukları dönemi ki 45 savaşı dönemi çocukları daha sonra işte X dönemi, Y dönemi, Z dönemi diye evet. Böyle ayırmışlar jenerasyonları. Ve orada da çok güzel jenerasyonların karakterlerini işliyorlardı. Şimdi buradan bizlerin belki büyükleri bu sert dönemleri yaşadılar. O sert dönemlerde kaş göz ile işaret edilerek halledilen, gerekirse birkaç tokat vurularak halledilen bir dönemi yaşadılar. Sonra tabii bizlerin dönemi geldi veya bizden biraz öncesi geldi. Belki bizden biraz sonrası da bu dönem içinde olacak. Bizler ise aman işte söyleyin ismini neneler dedeler, aman onlar çok sert bir dönemden geçtiler. Onlar çektiler ama çocukları çekmesin veya üzülmesin evet. Mantığıyla yaklaşan bir nesil ortaya çıktı. Tabii yemeği yemezse ayağına yemek gelir oldu. Evet. Ayakkabısını bağlamazsa ayakkabısını bağlayan kişiler oldu. Giyinmezse giydiren kişiler oldu. Yani size şöyle bir burada, soru sorayım. Tabii özür dileyerek tabii. Sözünüzü kestim ama şeyin de rolü var sanıyorum. Şimdiki çocukların birçoğu artık babaanne veya anneanneyle büyüyorlar. De büyüyor. İşte onların onu anlatmaya çalışıyorum. İşte çok etkisi tabii var. Tabii ki. Şöyle bir şey düşünün. 10 yaşındaki bir çocuğun annesi tarafından giydirilmesi nasıl bir şeydir? Şimdi 10 yaşındaki doğru çocuk değil. Annesi tarafından giydirilir mi? Ama eminim beni izleyen insanların birçoğunun çocuğunu kendileri giydiriyor. Buradan çok eminim. Yani bundan şiddetle eminim. Hatta bırakın onu. Lüzum ki bir çocuk 5 yaşından sonra kendisi yavaş yavaş bazı şeylerini giyiyor olması lazım. Ama eminim ki 5 yaşındakilerin hiçbirini kendisi giymiyordur. Evet. Şimdi 10 yaşına gelir çocuk ama yine biz ona seçeriz her şeyini giymesi için. Örnek size soru sorayım. Çocuğunuz yemek yemezse tabağa yemeğini koyarsınız ve nereye gittiyse çocuk siz de arkasına gidip onu yedirmeye çalışırsınız. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Maalesef. Kesinlikle doğru. Yani evet. Bizim ülkemizde bunu yapmayanın sayısı çok az. Ne kadar yapmayacağız desek de her ama seferinde yanlış. Yapıyoruz. Yani bu yanlış. Doğru bildiğimiz yanlış. Ama bunu söylerken siz yapmıyormuşsunuz diye bana sorarsanız. Yani ben yapmamaya çalışıyorum ama tabii anneanne faktörü var, anne faktörü var, neticede etraf faktörü var. Hatta bazen ben bile vicdanen rahatsız evet. Oluyorum ve ben dahil bunu kırabiliyorum. Tabii bunlar yanlış. Gerçekten yanlış. Çünkü o çocuk
sizi kullanmaya başlıyor. Hiçbir şeyini yapmamaya başlıyor ve doğal olarak sorumluluk almıyor. Neden sorumluluk alsın ki? Bütün sorumluluk zaten anne babası ona her şeyi sağlıyor. Sonra aldığı arabanın da sorumluluğunu almamaya başlıyor. Evet. Bu kez kendi sağlığının sorumluluğunu da almıyor ve iş büyüyor. Eskiden bir cümle vardı. Bir yumurta çalan, bakın bir yumurta çalan bir ineği de çalar derlerdi. Hı hı. Şimdi bu şekildeki bir genelleme ne kadar doğru ben bilmiyorum, onu psikologlar karar versin ama küçükken sorumluluğu almayan bir kişinin ileriki günlerde de sorumluluk almayacağı gösterilmiş. Buna psikologlar da karar vermiş, dünyada karar vermiş, herkes karar vermiş. Evet. Ama bu bizim çocuğumuzun büyütülmesi anlamını taşır ama hiçbir aile, inanır mısınız? Çocuk İngiltere'ye gidiyor, yurt dışına gidiyor, okumaya gidiyor ama halen daha anne ve baba çocuğun ayağına yapışık halde. Şimdi anne yapışık, baba yapışık ama o da onların ayağına yapışık halde. Evet. Şimdi bakın bunların hepsi bizim istemediği, tıbbın istemediği bir yaşam şekli. Bu çocuğun gelişmesine engel olan bir yaşam şekli. Onun için anne ve babam çocuğunun sağlığını istiyorsa ona her şeyi öğretmesi lazım. Öğrenirken de test edebilmesi lazım anne ve baba onu. Yani nasıl test edecek? Örnek çocuk eve geldi, siz yemek hazırlıyorsunuz, o da yemeği yiyecek, aç bir çocuk halde gelmiş diyelim. Evet. Hadi gel bakalım mutfağa, eğer kız çocuğuysa 6 yaşını da geçmiş, 7 yaşını geçmiş. Al tabağını, kendin yemeğini al, ne kadar istersen yemeğini ye, suyunu da koy diyerek evet. Veya yemeğin bittikten sonra sen onu bulaşığını işte bir sudan geçirip bulaşık tabağını, makinesine masadan evet, kaldırmayı öğrenmesi. Ne kadar enteresan. Ayakkabı giyecekse kendi ayakkabısını ayakkabılıktan alıp getirmesi lazım. Evet. Ama hiçbir anne, bakın siz şimdi tabii bıyık altı güleceksiniz bana ama hiçbir anne, eminim siz de, ayakkabısını kendisi alıp gelmez. Siz ayakkabı alır gelir, siz ayağına da giydirirsiniz. Kesinlikle. Kesinlikle yani. Bu böyle. Burası Kuzey Kıbrıs. Ama bu yanlış. Hatta ödevlerini ben kendi ailemden de görüyorum. Çocuk tabii ödevlerini yapıyor, ediyor. Sonra yatma zamanı geliyor. Yatma zamanına gidildiğinde bir ödevim vardı unuttum deniyor. Hı hı. Ama saat gecikmiş, yarın sabah kalkamayacaksın falan. Annenin, kendi benim eşimin söyleyeyim ki çok onunla da program yaptınız. Oradaki hep cümlesi aynıdır. Sen merak etme, ben hallederim. Evet. Diyorum ki eşime, ya nasıl sen halledeceksin? Şimdi bunu değiştirmeye çalışıyor. Ama değişmeniz lazım. Evet. O onu bilecek. Onu yatmadan önce yapması gerektiğini bilecek. Oyuna şuraya buraya kendini dağıtmayacak. Hı hı. Sorumluluk belki onda olması lazım. Belki birkaç kez yapmadığı ve sonucunu gördüğü zaman da ondan sonraki hangi yerde anne bunu bırakır? Hangi anne bunu bırakır? Ama işte evet, anneler buna tabii, müsaade sabah etmez. Gecikirse otobüsü kendisini, mesela otobüse gidiyorsa otobüsü kaçacak ve okula gidemeyeceğini bilen anne koşturarak onu giydirir. Evet. Tamam mı? Böyle çantasını da hazırlar, eline verir. Evet. Hatta yemeğini de koyar çantasını, orada yesin diye. O çocuğa ne kalmış ki karar verecek? Hiç. Siz hayatı için her şeye karar vermişsiniz zaten. Yemezse ağzına yedirmişsiniz, almışsınız elinize, tabağınızı dolaşmışsınız etrafında. Şimdi bunların hiçbiri o çocuk için sağlıklı değil. Ama o çocuk onun farkında değil zaten. Evet. Onun için o size yapışıyor, siz ona yapışıyorsunuz. Karar verme mekanizması tamamen kafasında bitmiş durumda. Bu doğru bir şey değil. İyi bir çocuk yetiştirmek istiyorsak biraz eğitim olacak. Kaş göz değil ama sizi bilecek, ülkesini bilecek. Doğruları bilecek, yanlışları bilecek. Ne bileyim, o ailenin geleneksel yapısını belki bilecek. Yani çocuk bunları aileden almak zorunda. Kimden alacak ki? Sokaktan mı alacak? Çok doğru. Doğru değil mi? Her şeyi alması lazım. Sosyal hayatı da alması lazım. Kendi gelişimini, kendi bünyesinin gelişeceği yönü, erkek olsun kız olsun, cinsel ayrımı. Bence her şeyi aileden alması lazım. Ama bir baba olarak baba, bir anne olarak anne bu şekilde davranması lazım. Yani arkadaş olalım çocuğumuza ama... Benim çocuğum bana gelip de ismimle hitap ederse ne olur? Kötü bir şey olmaz belki ama isimle hitap edecek seviyede onun arkadaşı yerine indiysem ben, doğal olarak benim hiçbir tavsiyeme uymayacaktır. Evet. Şimdi bana isimle hitap etmesi bir görsel olaydır, bir şekilsel olaydır. Şekillerde boğulmamak lazım. Hı hı. Bana isimle hitap edip etmemesi değil konu. Beyninde ben o isim olarak kaldıysam, yani komşunun çocuğunun, hı hı, ismi yerindeyse babasının ismi demek de... Demek ki o yakınlıktayız. O bitmiştir zaten. O baba olmamıştır. O tecrübesini ona veremez ki. Evet, duracağımız yer çok önemli, sınırlar çok önemli değil mi? Tabii ki. Şimdi kızım bana şunu sordu geçen. Baba dedi, neden dedi siz dedi, hep dedi bana sen dedi bir şeyler söylüyorsun dedi. Tamam gel bakayım dedim, oturdu.
Elektriğe ne için elini fişe sokmuyorsun dedim. Durdu. Deli miyim baba ben dedi. Elimi fişe sokayım dedi. O beni öldürür dedi. Hiç ölen insan gördün mü dedim. Durdu. Hayır dedi. Görmedim dedi. E nereden biliyorsun elektrik seni öldüreceğini dedim. Evet. Ama öyle söylediler dedi. Şimdi işte onun nasıl söylediler ve elini oraya sokmuyorsun. Çünkü öleceğini biliyorsun. Hı-hı. Sana zarar vereceğini biliyorsun. Aynı şekilde bazı şeylerde büyüklerin yaşamış ve sana o tecrübeli aktarmak için çabalarken senin ileride zarar görmemen için olduğunu da bilmen lazım. Evet. Bu aynı şey zaten. Ama doğru. Gençler bu yolu ve bu iletişimi seninle kurmayı istemeyebilir. Eğer sen de o seviyeyi kaybetmiş, her şeyini ona ayağına getirir, dost ahbap tarzında bir yere inmişseniz yarın sizi uzak tutacaktır hayatından. Ve bir de ileride evlilik yapıldığı zaman ki çok önemli bir nokta bu. Bu kendi evliliğine, evine yansıyacak değil mi? Sizin geçen gün Kıbrıs gazetesinde çok güzel bir yazı vardı. Hı hı. Bu kadar evlilik, şu kadar ayrılık diye. Evet. Bunların ciddi sorumlusu kimler biliyor musunuz? Sorumlular o eşleri büyüten anne ve babalar. Evet. Çünkü o kadar fazla onlara iltimas tanımışlar ki o kadar fazla onlara sorumluluk yükleyecek yönde bir eğitim vermemişler ki o her şeyini kendisi yapmak istiyor. Yani aile olmuş o bir sorumluluktur. Ailenin fonksiyonlarını yerine getirmek bir sorumluluktur. Kendinden özveri vermek bir sorumluluktur. Ama çocuk buna girmeye ne gerek var ki? Hı hı. Zaten istediğinde baba karşılıyor. Para istiyor, o karşılıyor. Araba istiyor, o karşılıyor. Evet. Duygusal yanı söyleyin ismini birine sığınmak, dert dökmek isterse bunu da annesi karşılıyor. Evet. Oturup onunla karşılıyor. Artık sosyal hayatta kız arkadaş, erkek arkadaş edinmek de çok kolay. Hı hı. O da kız arkadaş, erkek arkadaş ediniyor, günlük ilişkiler yaşıyor. Şimdi bu insanın aile kurmak için ne gereği var ki? Niçin bir gereği olsun ki? Kız arkadaşı, erkek arkadaşı var. Annesi derdini dinliyor. O her şeyi onunla paylaşıyor. Derdine ortak oluyor. Babası da parasını sağlıyor. Ya çocuk ne için evlensin ki? İster erkek ister kız. Doğru. Veya evlenirse ne için o sorumluluğun altına girsin? Şimdi biz eğer yeni bir gençlik, yeni bir nesil, yeni bir gelecek yaratmak istiyorsak iyi çocuklar yetiştirmemiz lazım. Bu bütün ülkenin mecburiyeti. Hı hı. Yani gün içerisinde iyi bir iş yapıyoruz. Belki sizinle şu anda toplum faydasına büyük bir iş yapıyoruz. Toplum hizmeti yapıyoruz. Evet. Ama bir diğer toplum hizmeti de hepimiz birey olarak iyi bir çocuk yetiştirmektir. Bakın bu da toplum hizmetidir. Topluma dönüktür. Çünkü gelecek nesli oluşturacaksınız. Hı hı. Onun için bu bizim bir görevimiz. Lütfen, evet, lütfen aileler çocuklarıyla iyi iletişim kursunlar. Ama anne baba olarak iyi iletişim kursunlar. Hı hı. Gerekirse psikologlardan, doktorlarından, psikiyatristlerinden yardım alsınlar. Bu ayıp bir şey değildir çocuk gelişimiyle ilgili. Evet. Biz bunun için köy köy geziyoruz şu anda. Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle ve insanlara bir şeyler aktarmaya çalışıyoruz. Çocuklarıyla arkadaş olurken onları yetiştirebilmelerinin yöntemlerini de bulmalar lazım. Hı hı. Onları kötü davranışlardan arındırmaları gerekiyor bu anlamda. Ve ikinci bir şey de gençler de şunu bilecekler. Ellerinde bir tane yaşamları var. Başka yok. Bir tane. Evet. Her şeyden çokları olabilir. 5 tane arabası olabilir. 10 tane evi olabilir. Ne bileyim 100 tane de uçağı olabilir. Hı hı. O önemli değil. Ama her şeyden öte fakir oldukları bir tek şey var. Ve dünyadaki hiçbir insan bundan zengin değildir. Evet. Bir tek sağlığı var. Bir tek hayatı çok var. Çok doğru. Başka hayat var mı? Yok. Yok. İstediğiniz kadar paranız olsun. Var mı başka hayatınız? Yok. Bir tane. Hı hı. Bu hayatın dışında da başka şansınız yok. Yarın inançlara göre ne olur bilmiyorum ama şu an itibariyle bir tane. Evet. Tamam. Bu bir tane hayatınızı nasıl koruyacağınızı düşüneceksiniz. Bu parayla korunmaz. Bu meslekle de korunmaz. Neyle korunur? Eğitimle korunur. Evet. Aklınızın onu koruyacak yöntemlerle hem kazancınızı iyi elde etmek hem de sağlıklı yaşamak için, aile ortamınızı sağlıklı oluşturmak için, toplum ortamınızı sağlıklı oluşturmak için onu korumak, önce kendine saygı. İşte biz o hayatlarının bir daha telafisi olmayacağını bilmeleri gerektiğini istiyoruz. Hı hı. Bugünün telafisi yok. Bugün bir şeyi kaçırdı, yarın kendi hayatından bir eksiklik olur. Evet. Onun için gençler de lütfen ebeveynlerini dinlesinler. Bakın dinlemek derken itaat etsinler demedim. Hı hı. Aradaki fark bu. Biz itaatlarını istemiyoruz zaten. Hiç kimse itaat istemiyor. İtaat değil, önce dinleyin, doğrusunu alın, yanlışını almayın. Evet.
Başka bir şey yok bunun ötesinde. Doğrusu varsa ama söylenenleri değerlendirin. Önce bir değerlendirin. Dışarıdaki komşunuzun çocuğunun size söylediklerini dinliyorsanız anne babanızı da dinleyin. Önce bir dinleyin. Yani dinlemek, bakın dinlemekle itaat etmek arasındaki farkı tekrar çizeyim. İtaat edin demedim. Dinleyin. Ve bu çok önemli bir şey. Geçen defa bu örneği size vermiştim belki. Yine vereyim. Ben bir yere park etmek istemiştim. Surlar içerisinde. Baktım bir yer boş. Oh, daldım park edeyim diye. Ama orada park yeri var. Anlatabildim. İleride, biraz daha ileride. İşim acele olduğu için hiç yapmamakla birlikte uzaktan park edip hep yürürüm. O gün acele oraya park etmek istedim. Orada satıcı bir bey vardı. Doktor dedi, buraya istersen park etme dedi. Tamam amca dedim. Ben zannettim ki amcanın önünü kapatıyor iş ortamı için. Alıp götürüp park yerine park ettim. Ücretimi de ödedim ve çıktım. Kendime de kızdım. Ayıp sana dedim. Hep söylüyorsun ve sen bunu bu şekilde yaptın diye. Dönüşte ve dışarı çıktığımda bir de ne göreyim. Oraya bir araba park etmiş, arkadan bir araba ona vurmuş. Evet. Aslında o amca oraya park edildiği zaman trafikte engel olup çarpılacağını bildiği için bana söylemiş. Ve geçerken önünden de şöyle söyledi. Herkes sizin gibi dinlemiyor doktorum dedi. Gerçekten mükemmel bir örnek bu. Çok güzel bir örnek. Yani ben ona uymayabilirdim. Bana ne ya adamcağız bunu ama söyledi. Ama çarpılan araba sizin arabanız olabilirdi. Ne kadar enteresan değil mi? Ya bir dinleyin önce, yani belki bir haklılık payı vardır bunun. Evet. Anlatabildim mi? Tabii büyüklerin de tecrübeleri var. Bu tecrübelere elektriği de tutmasını beklemeyelim. Yani o onu gerekiyor. Yaşamış, o onu geçirmiş, o sizin günlerinizi yaşamış. Siz bugün yaşıyorsunuz ama o bugünü geçirmiş. Ben şu anda 40 yaşındayım, 20 yaşlarını iyi bilirim. 43 yaşındayım. Ama 60 yaşındaki bir beyefendi de 43 yaşını çok iyi bilir. Evet. Doğru değil mi? Bilir. Yani o mümkün değil. O yaşamış o dönemi. Ne hissettiğini bilir, ne duygusal yapıda olduğunu, ne fikirsel yapıda olduğunu bilir. Ben de 20 yaşını bilirim. Çünkü biz de yaşadık o dönemi. Ama bu demek değildir. Biz yaşadık diye onların yaşamına müdahale edeceğiz, onları tutacağız. Şuraya yapma, buraya yapma. Hayır, hayır, hayır. Unutma. Yeni bir araba bile yolda pişer. Evet. Onlar da hayatta pişecekler. Onun için o arslan ve annesinin çocuğu gönderip avladığı gibi, şu anlatmıştım onu da size. Hı. O da çıkacak, kendi avını, dışarıda yemeğini arayacak, istikbalini arayacak, belki tabii eşini arayacak. Bunlar doğal. Ama bunu ararken o beyninde o eğitimin, o tecrübenin birikimi olacak ki en az hata yapsın. Yoksa yanlış yola saptığı zaman dönüşü bir daha olmayabilir. Bunu öğrendiği zaman da çok geç olur. Gençler de bu anlamda biraz saygı duyup dinlemeleri, değerlendirmelerinde fayda var diyorum efendim. Evet, çok güzel söylediniz gerçekten. Yine çok güzel özetlediniz her şeyi. Süremizin sonuna geldik bugünlük de. Zaman yine çok hızla geçti. Son olarak eklemek istedikleriz var mıdır? Biz neler tabii ki bu konu ne kadar konuşsak azdır özellikle ülkemiz için. Eğitimden tutun gençlerin sağlığına kadar, trafikteki güvenlerine kadar, arkadaşlarıyla olan ilişkilerine kadar. Unutmayalım ki yarın bizim yerimizde gençler oturacak. Evet. Burada sizinle de gençler olacak. Sizin yerinizde, benim yerimde de bir başka arkadaş olacak. Hiç kimseye kalıcı değildir yaptığı iş. Bir sonraki gence devredecek. Ama o gelen genç ona hazırlıklı olacak. Daha da önemlisi, yapılandan daha iyisini yapmak durumunda kalacak. Çünkü artık yapılan bir şey var. Onun altına düşemez. Bu da demektir ki yeni gelen gençliğimiz daha donanımlı olması gerekir. Biz bunlardan, onlardan bunu istiyoruz, bunu arzuluyoruz. Tabii onlar da bunu farkında varıp kendilerini o donanımla yükleyecekler. Ve hiç unutmayacaklar ki en fakir oldukları nokta hayatları. O evet, bir tanedir. Başka yok. Evet, çok güzel söylediniz Sayın Çağlar. Çok teşekkür ediyoruz ben size. Ben teşekkür ederim. İnşallah haftaya yine buluşacağız. Evet, haftaya buluşmak dileğiyle diyoruz. Öncesi. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler, bugün adına yine programımızın sonundayız. Pazartesi günü yeniden görüşünceye dek ekip arkadaşlarım ve yönetmenimiz Özhan Taşkent adına sizlere tekrardan sağlıklı, mutlu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.